Peki keramet nedir? Hani bunların iddia ettiği şey budur ya. Diyorlar ya keramet. Bir tutturmuşlar bir keramet. Şimdi onların keramet iddialarını size anlatınca çok şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki bunlar gerçekten buna mı keramet diyorlar? Şimdi keramet diye bahsettiğimiz şey nedir kardeşler? Keramet diye bahsettiğimiz şey Allah Azze ve Celle'nin biraz önce bahsettiğim gibi veli kullarına, mümin olan kullarına bir şeyi ikram etmesidir. Nasıl ki peygamberlerine mucizeler verdi, nasıl ki peygamberlerine nimetler verdi, aynı şekilde yeryüzünde kendi dini için sıkıntı çeken, zulüm gören, dinini yaşarken sabreden kullarına ne vermesidir? Nimet vermesidir. Yani Allah'ın nimetidir. Bakın bizim yaptığımız tanım bu. Ama müşriklerin tanımı nasıl biliyor musunuz? Diyor ki adamın biri, keramet Allah dostlarının bir şey yapmasıdır. Bak, tasarrufu kime verdi? Allah'tan başkasına verdi. Sanki kendisi yapıyor. Halbuki bütün tasarruf Allah'a ait. Ne kadar Allah dostu varsa, ne kadar peygamber varsa, gerek yaptığı mucizelerde, gerek ise kerametlerde hiçbirinde bir pay yoktur kardeşler. Bütün pay Allah'a aittir. Nasıl ki Musa Aleyhisselam asasını attığı zaman ne olacağını bilmiyorsa, Firavun arkasından geldiği zaman eyvahlar olsun ne yapacağız dediği zaman, Allah Azze ve Celle kendisine korkma dediği zaman, asayı görünce korkup geri çekildiği zaman bilmiyordu ne olduğunu. Evet bunlar mucize ama kendisi dahi bilmiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emretmesi, ayı yarması gibi sonucunu bilmemesi. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kullarına verdiği ama kendilerinin bunda bir payı olmadığı gibi bilgisinin de olmadığı şeylerdir. Sonuç Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle kuluna bunu yap der, sonucu Allah Azze ve Celle belirler. Sonucu Allah Azze ve Celle belirler. Daha bununla alakalı örnekler vereceğiz. Ama bunların iddiası şu. Bunlar diyor ki bizim Allah dostları ne yapar? Bizim Allah dostları kendileri yapar. Bakın mesela iddia ettikleri şey şu. En basitinden. Mesela gaybı bildiklerini iddia ediyorlar. Ve buna keramet diyorlar kardeşler. Halbuki bu nedir? Bu arraflıktır. Bu müneccimliktir. Bu değil ki, bu keramet değil ki. Bunu iddia eden ehli sünnete göre kafir olur. Bununla alakalı bir sürü hadis var. Veya adam neyi iddia ediyor? Adam şifa verdiğini iddia ediyor. Bu da küfür yani. Sen eğer bunu kendi elinle yaptığını iddia ediyorsan sen de kafir oldun yine. Bu sebepten dolayı sen Allah dostu zaten olamazsın. Çünkü Allah dostlarının kerametlerini kim bilir? Çevresindeki insanlar bilir. Hatta bazen kendisi bile fark etmez. Öyle bir dua eder, Allah duasına icabet eder. Sahabeden bununla alakalı nakiller çok. En acı durumu da şudur kardeşler. Benim size anlatmak istediğim mesele şu. Bakın, açın. Tabakatü Sufiye diye bir kitapları var Sofilerin. Açın, orada kerametler var. Kerametler bölümünde neyden bahsediyorlar biliyor musun? Çırılçıplak adamın soyunmasını keramet olarak zikrediyorlar. Çırılçıplak adam soyunmuş, minbere çıkmış, din anlatmış. Diyor ki şeyh öyle bir keramet gösterdi ki çırılçıplak soyundu. Veya adam Allah dostu diye bilinen bir adam kız istemeye gidiyor. Affedersiniz. Zekerini gösteriyor. İnsanlara diyor ki bak keramet gösterdi. Bakın böyle saçma sapan şeyler. Yani öyle acayip şeyler. Her şeyi keramet demeye başladılar. Veya en basitinden size söyleyeyim. Mesela bir tane evliya ne diyor? Evliya diyor ki sözde, bunların evliya diye bildikleri, müridine şunu anlatıyor. Diyor ki ben senin hanımının şunu, şu organlarını, işte şu uzuvlarını anlatıyor. Kendi müridin hanımların uzuvlarını anlatıyor. Ve mürid de bunu nasıl anlatıyor biliyor musun kendisinden sonrakilere? Şeyh benim hanımın uzuvlarını ve organlarını öyle bir anlattı ki benden daha iyi anlattı. Keramet gösterdi. Sapık herif. Senin bu anlattığın haram. Çıplak çıkman haram. Uzuvunu göstermen haram. Sen bunu şeytanlarla yapmış olsan bile haram. Bu sebepten dolayı senin bu iddia ettiğin şey hiçbir işe yaramaz. İbn-i Teymiye böyle diyor. İşte keramet haramlarla olmaz. Kur'an ve sünnete uygun olması lazım diyor. Ve kulun hiçbir payı yoktur diyor. Nasıl ki insanlar nebilere uydukları için nebilerin bereketinden kendileri de faydalanır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle onlara mucize verir. Onlara uyduğu için de Allah dostlarına keramet verir diyor İbn-i Teymiye. Evet.
Bunun dışında gaybı bildiğini iddia ediyorlar mesela. Veya bunun dışında işte Abdülkadir Geylani için çok söylenir mesela. Melekler onun arkasından koşuyor, onunla konuşuyor. Yani sahabeye şey olmayan meseleleri getirip kime getiriyorlar? Allah dostu diye bildikleri insanlara getiriyorlar. Tabi bunların kendileri için iddia ettiği 3 mesele var kardeşler. Bunların keramet diye isimlendirdiği şeyler ya saçma sapan bir şeydir. Yani alakasız, yani bir adamın gidip mescide işemesi keramet olabilir mi arkadaşlar? He? Mesela Ahmet el-Bedevi gidip mescide işiyor, diyor ki keramet gösterdi diyorlar mesela. Böyle bir keramet mi olur yani? Aşağı Allah'la dalga mı geçiyorsunuz siz yani? Veya haram bir şeyle keramet olmaz. Bunlar yine haramla olduğunu söylüyorlar. Adam şarap içiyor. Neymiş? İşte keramet gösterdi yani. Ya haram yani. Buna da keramet olmaz. Veya bir şey olur. Allah'ın kaderinde olması gereken bir şey oluşur. Örnek vereyim. Uçak zaten düşmeyecektir. Şeyh uçağa kalk der, o da kalkar. Ya zaten uçak düşmeyecektir. Veya şeyh hiçbir şey dememiştir. O da korkudan titremiştir. Mürit hemen onu uçurur, der ki şeyh vardı yanımızda, keramet gösterdi, uçak düşmedi. Ulan her titreyen uçak düşer mi? Bunlar her titreyen uçağın düşeceğini zannediyorlar. Bu sebepten dolayı her titreyen uçak düşmeyecekse, o zaman senin iddian ne? Senin iddian yersiz yani. Allah'ın kaderinde olan bir şeyi iddia etmişsindir. İnsanlar mucize istiyorlar. Mucize sadece peygamberlere hastır. Bugün bunların yaptıkları nedir? Bugün bunların yaptıkları sihirbazlıktır. İşte adam denizin üstünde yürüyor. Adam uçuyor. Ya bu sihirbazdır, bu cindir yani. Veya örnek vereyim size. Eğer ki siz buna takılacaksanız çok uzaklara gitmeyin. Hindistan'a gidelim ya. Ha, Hindistan'da televizyonda açıp bakın, adam altın yumurtluyor. Altın yumurtluyor ya. Var mı böyle şey? Adam yıllarca uyumuyor. Yıllarca yemek yemiyor. Sizce bunu nasıl yapıyor yani? Eğer şeyhlerimizin kerameti var diyorsanız, o zaman Hindular sizden daha iyi diyeceğiz şimdi, değil mi? Ama böyle bir şey yok. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar şeytanlarla yapıyorlar kardeşler. Evet. Ve selefin yanında nedir? Selefin yanında keramet haktır. Ve nedir? Ve bütün selef bu konuda ne yapmıştır? İcma etmiştir. Ve İbn-i Teymiye diyor ki hararetle bunların savunucuları olmuştur. Selef imamları. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizler de tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.